Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelen Irak Başbakanı İbadi ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada konuşan Erdoğan, referanduma karşı tavrımız değişmedi. Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu hep söyledik. Uyarılarımıza olumlu yanıt gelmeyince yaptırım kararı aldı, dedi. Her şey bir mutabakat içerisinde yürüyecektir. PKK'nın Irak'taki yapılanmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, PKK terör örgütünün Irak'ta bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. Kandil gibi, Sincar gibi bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu. Bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız, diye konuştu. Bu kalan DAEŞ terör örgütü de temizlenecektir. وَاَنَا اُؤْمِنُوا بِأَنَّ مَا تَبَقَّ مِنْ هَذِهِ الْمَنْطِقَ الَّتِي يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا تَنْظِيمُ دَاعِشْ سَتَتَحَرَّرْ قَرِيبًا. Tabi bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de aynı şekilde Irak'ta bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مُنَظَّمَةَ PKK الْإِرْهَابِيَّ اَيْضًا تَسْتَغِلُّ هَذَا الْوَضَعِ. Kandil gibi, Sincar gibi bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu. Ve bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız. Irak Başbakanı İbadi ise, Irak güvenlik güçlerimizle IŞİD'e karşı zafer kazanmayı başardık ve ağırlığımızı ortaya koyduk. Biz Irak toprakları içerisinde hiçbir silahlı grubun faaliyet göstermesine izin veremeyiz, ifadesini kullandı. İlâ devlet şakîk el-câre Türkiye min ecli bahsi ta'zizi ilâkatü thunâiyye. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bağımsızlık referandumunun ardından Mesut Barzani'nin geri adım attığı bugün Ankara'ya geldi. Konuk başbakan ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili randevunun ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Heyetler arası toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la diğer yetkililer bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İbadi ile yaptıkları görüşmede son gelişmeleri ele aldıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki tartışmalı referanduma ilişkin Türkiye'nin tavrının değişmediğini aktaran Erdoğan, tüm uyarılarımıza olumlu yanıt gelmeyince yaptırım kararı aldık. Türkiye, İran ve Irak olarak olumlu bir aşamaya geliyoruz, dedi. IŞİD'e karşı zafer kazanmayı başardık, diyen İbadi ise, Irak güvenlik güçlerimizle IŞİD'e karşı zafer kazanmayı başardık ve ağırlığımızı ortaya koyduk. Biz Irak toprakları içerisinde hiçbir silahlı grubun faaliyet göstermesine izin veremeyiz. Irak anayasasına göre yasa dışı şekilde silah sahibi olan her grubun cezası verilir. Gençlerimizin içerisinde Haşdi Şabi içerisinde savaşan evlatlarımız oldu. Bizim görevimiz Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak ve terör örgütlerine karşı mücadele etmektir, dedi. Bizler de ellerimizden gelen desteği inşallah vereceğiz. وَنَحْنُ سَنُقَدِّمُ كَافَةَ أَنْوَاعَ الدَّعَمِ الَّتِي نَمْتَلِكُهَا إِنْشَاءَ اللَّهِ لِلْعِرَاقِ الشَّقِيقِ فِي هَذَا الْإِطَارِ.